Arkadaşlar merhaba. Topraksız tarım seramızda kıvırcık marul için kurduğumuz seramız 70 metrekare. En 7 metre, uzunluk 10 metre. Borular 3'er metre. 3 sıra arka arkaya. Toplam 9 metre. Sağ tarafta 7 sıra. Ortada 13 sıra. Ve sol tarafta yine 7 sıramız var. Şu şekilde. Biz boruların deliklerini, boruların gireceği delikleri merkezden merkezine 20 santim olarak ayarladık. Bunun sebebi bir büyük, bir küçük, bir büyük, bir küçük. Yani ilk dikimde şuraya ve şuraya dikeceğiz. 20 gün sonra buraya dikeceğiz. Yani marulun büyüklüğü, bunları 15 günde bir hasat, 20 günde bir hasat ettikten sonra bunlar da bunların seviyesine gelecek. Yani normalde 28-30 santim olduğu için arası, biz bu şekilde yaptık. Hem yerden kazanalım, hem 2 haftada bir hasat edelim diye bu şekilde yaptık. Toplam 1260 adet falan bir fidemiz olacak. Bu şekilde geliyor. 3 sıra. Burada geri dönüşler olacak. Buradan ve buradan. Ortadan tekrar depoya dönüşümüzü sağlayacağız. Şu şekilde alttan yemli bir şekilde gidecek. Biz altında kalas kullandık. Ayaklarda. Ama büyük bir ihtimal şu 3 metreliğin altına birer adet daha koyacağız. Çünkü su ve marul büyüdükçe yük binecek ve büyük bir ihtimal seyim verecek, bel verecek. O yüzden daha da sağlam yapacağız. Şu şekilde. Geri dönüş borumuz bu şekilde geliyor. Burada toprağa giriyor. Ayak altında olmasın diye. Buradan şu şekilde depomuza gidiyor. Bir tonluk bir tank aldık. Buradan girecek. Şu küçük delikte su pompasına su pompasının çekeceği su için bir delik açtık. Oradan gelecek. Su pompamız burada olacak. Buradan da bir hat çekip kapakların üzerinden şuradan bir delik, şuradan bir delik veya şu üst taraftan bir delik açıp su girişlerini yapacağız. İleriden de dönüp gelecek su tekrar. İşte bu işler bitecek. Ondan sonra naylonumuzu çekeceğiz. Tepede biraz nem için pencere bırakacağız. Karşıda da bırakacağız. Yine şurada da bir penceremiz olacak boydan boya. Bunların da profillerini kaynattık. Buraları kolibandıyla falan bir saracağız. Naylonun yırtılmaması için. Naylon toprakları toprakla yere gömeceğiz. İçeriye ışıklandırma çekeceğiz. 2 adet normal ışık gecede kontrol etmek için. Biz gübremizi falan aldık Kartes Tarım'dan. pH ve EC ölçer aletlerimizi aldık. pH düşürücü yükselticimizi aldık. File saksılarımızı aldık marul için. Başka pek bir şeyimiz kalmadı gibi ama işte bir 10 güne falan faaliyete geçirmiş oluruz diye düşünüyoruz. Faaliyete geçtikten sonra sistemi çalıştırıp deneyeceğiz. İçindeki pislikleri temizleyeceğiz, boruların içindeki. Tankı tekrar boşaltıp yapacağız. Bizim musluk suyumuzdan doldurmayı düşünüyorduk ama musluk suyumuzun EC değeri 800 civarında. pH'ımız 7.8 civarında. Değerler yüksek. Biz bir yerden su bulup geleceğiz. Daha iyi bir su. EC değeri düşük olan bir su. Ne kadar EC değeriniz düşükse o kadar kendiniz gübre ekleyebildiğiniz için gelişim daha iyi olacak. O yüzden biz ilk suyumuzu dışarıdan bulacağız. İkinci suyu artık yağmur suyu mu biriktireceğiz, bir şekilde çözeceğiz o işi de. Şimdilik bu kadar. Pek bir şeyimiz kalmadı. Bitti sayılır. Şimdilik bu kadar. Herkes hoşça kalsın. Takipte kalın.